31 Mayıs 6 Haziran. Değerli Başak Burçları nasılsınız? Umarım her şey güzeldir. Hafta sonu işinizden kaynaklı motivasyonunuz çok yüksek olacak. Ve işe giderken ayaklarınız bu işe gitmek istemeyecek. Çünkü yani böyle 31 Mayıs olmasaydı, hiç gitmek istemiyorum. Acaba rapor mu alsam diyeceğimiz bir iş hayatınızla alakalı bir isteksizlik var. Bu da iş çevrenizle ilgili adaletsiz davranışlar ve çevredeki insanların konuşmasından o kadar çok rahatsızsınız ki bu enerji ayaklarınız gitmiyor. Yani tatil, deniz, kum, sahil, güneşin enerjisinde olmak istiyorsunuz. Ama şöyle demek istiyorum. Hayal ettiğiniz hayalleriniz yavaş yavaş avuç uçlarınıza doğru hareket edecek. İşinizde belirsiz olan ve sizi yoran olaylar geride kalıp kendi alanınızdaki ışığınız açılacak. Özellikle kendi işinizi yapıyorsanız, ailevi işleriniz varsa yavaş yavaş bu işlerle ilgili dürüstlükle, ahlakla olumlu ve güvende hissedeceğiniz evreler söz konusu olacak. İşi büyütmek isteyebilirsiniz. Farklı işlere adapte olabilirsiniz ve araç probleminiz varsa bir araç gündemimiz kararı verecek ve ailenizle alakalı satılmasını istediğiniz yeni bir anahtar ya da miraslı annenize ya da babanıza ait malların satılıp bizim de aracımıza destek olursa iyi olacak dediğimiz ifadeler var gözüküyor. Bu da sizin için. Bu ara endişeli, gizemli, paranoyak halleriniz olabilir değerli Başak Burçları. Bunlardan uzak durmanızı özellikle dikkat edin. Eğer büyük kurumsalda, medya sektöründe büyük kurumsalda çalışıyorsanız, bir televizyonda bile çalışıyorsanız, sizin yerinizle ilgili olumsuz giden şeylerde iyileşme söz konusu olacak. Eğer ki ne bileyim resim yapıyorsanız, hayatınızda renklere dokunduysanız, bunlarda yavaş yavaş markalaşma, kendinizi ispatlayacağınız güzel alanlar söz konusu olacak. Aslında bu hafta en çok aşkı merak ediyorsunuz, duygusallığı merak ediyorsunuz. Şu içinizdeki yalnızlığı artık kopartıp yerine kalbin dokunacağı yeni bir enerjiye ihtiyacınız var. Bu dönem, bu haftadan sonra ışık sizin için güzel güzel yanacak ve bu aşk size dokunacak diyorum. Ama geçmişle ilgili de öfke duyduğunuz, içinizde beddua ettiğiniz, lanet olsun hayatımı kararttı dediğimiz insanı da kalbimizden yavaş yavaş geride tutacağız. Özellikle de ilişkisi ciddiyet doğru evresine doğru giden Başak Burçları'nda söz, nişan, aile tanışması ve aileyle bütünleşme söz konusu olacak. Bu da size heyecan verebilir diyorum. Bu ara ufak tefek araç kazalarına dikkat etmeniz lazım. Araç dikkatsizlikten kaynaklı, kafa dalgınlıktan kaynaklı ayak kırılması, kol kırılması, tırnak kırılması ya da parmak kırılması gibi noktalara dikkat etmeniz sizin için daha sağlıklı ve hayırlı olacak değerli Başak Burçları. Kariyer anlamında da yarım bıraktığınız, tamamlamak istediğiniz eğitimler için güzel kapılarımız var. Bunu tamamlamamız bize iyi gelecek. Özellikle kitap yazmak, kendinizi medya alanında yazar olmak istiyorsanız ya da medyaya tekrar bir oluşum yaratmak istiyorsanız bu tarz fırsatlar gelecek ve bu kapılarınız hayırlı ve aydınlık olacak. İşsiz olanlar da sabır ettiğiniz takdirde yani Haziran'ın 17'si 18'ine kadar güzel bir iş kapısı var. Geçmişteki ilişkileri geride bırakıp, bedduaları geride bırakıp kendi enerjinizi açarsanız muhteşem bir hayat arkadaşı da var. Bunu unutma. Bu ara rüya çok sık görebilirsiniz. Rüyalar içine dalabilirsiniz ki, "Aa ben bunu rüyamda gördüm." diyeceğimiz bir olayımız da söz konusu olabilir. Dikkat edelim değerli Başak Burçları. Devlet alanında polis, asker, milletvekili, siyasi alanda bazı Başak Burçlarında yer değişimleri ya da alan değişiklikleri söz konusu olacak. Hatta yanlış ifadeler işinize zarar verebilir. Bunlarla alakalı dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim değerli Başak Burçları. Başaklar, aile büyüklerimizin bu dönem hak ve helal hakkını alalım. Enerjinizde böyle bir daralma, mutsuzluk, umutsuzluk var ya, bir hak dediğimiz noktada bir alalım ki enerjiniz bir değişsin. Bir de uzun süredir böyle kurşun döktürün, baş ağrınız, şiddetli enerjinizdeki yorgunluklar, haksızlıklar geride kalsın diyerekten. Bir de bol bol kitap okumayı sevdiğiniz halde farklı kitaplara, farklı felsefi konulara merak sardınız. Bunlarla ilgili de detayları okuyabilir, enerjinize iyi geleceğini düşünüyorum. Ortaklı iş yapanlar da güzel kazançlar yavaş yavaş hareket edecek. Özellikle iş alım verim noktalarımız gayet hareketli ve başarılı. Kendi işini kurmak ve yeni büyük oluşum yaratmak isteyen başaklarda da ailelerden gelecek destek ya da çok yakın aile gibi gördüğünüz birinden gelecek destek sizi çok mutlu edecek. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığı,
Bağırsak enfeksiyonlarımız ve ayak mantarları dikkat edeceğiz. Yani bu noktada bir de büyüklerimizle alakalı bir sağlık problemi, küçük bir sürpriz ameliyat. Bu ara başak burçlarında estetik merakı var. Bu ara estetikten uzak durun, sıkıntı yaşayabilirsiniz. İhmal etmeyin diyorum. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun.